Flokio ekibinden diyor. BitGet delist açıklamasını yanıt geldi. Sahte token satışı yaptılar. Şimdi olay şu. Buradaki mesele Flokio'nu biliyorsunuz ki token adında bir token çıkardı yakın zamanda. Bu token Flokify adındaki yeni platformun token'ıydı. Yani adamlar da adını token koyduğu için tabii fazla token'lı konuştuk haliyle. Ama durum bu. Şimdi Flokify üzerindeki bu kripto para diyeyim bari artık böyle arada kullanımları şey yapalım. Flokify platformunun kripto parası token çıktıktan sonra bunun zaten enflasyon üzeri bir varlık olduğu biliniyordu. Fakat listeleme haberi geldi BitGet üzerinden. BitGet dedi ki listeleme gerçekleştiriyoruz falan tarzında. Listeleme yaptılar. Ancak devamında delist ettiler. Ondan sonra Floki ekibi bir açıklama yaparak ya bunlar yanlış kripto parayı listeledi tarzında bu minvalde bir açıklama gerçekleştirdiler. Ve devamında bu şekilde olmuş oldu diyebiliriz. Şimdi birincisi buradaki token adındaki kripto para çıktığı anda 170 katın üzerinde yükseldi. Yani 170x ne demek? Çok ciddi bir zaman dilim çok kısa bir zaman diliminde çok ciddi bir fiyat yükselişinden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla ben şunu tekrar söyleyeyim. Alınmaması gerekiyor. Yani gerçekten bunun alımını gerçekleştirmek mantıklı bir iş değildir. Neden? Çünkü sonuç itibariyle enflasyona dayalı bir kripto para. Uzun vadede geleceği noktanın bir nasıl diyeyim size bir sonu yok. Bir iyi gelebileceği iyi bir pozisyon vesaire bulunmamaktadır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Adamlar kendisi söylüyor bak enflasyona dayalı bir token çıkardık arkadaşım. Ha varsa alacak enayi buyursun alsın. Ama alındı da zaten. O yüzden bunu satın almayınız. Floki'nin token'ını. Floki Coin'den bahsetmiyorum. Yani Floki Inu'nun main token'ı olan Floki'den bahsetmiyorum. Yeni çıkan kripto paradan bahsediyorum. Çok güzel bir iş için çıktı. Çok sağlam bir iş için çıktı. Ama tekrar söylüyorum, işin tabii ki de aması var. Enflasyona dayalı bir kripto para birimi olduğunu bunun kesinlikle unutmamak gerekecektir. Buradaki çıkışın ana sebebi Flokify biliyorsunuz RWA dediğimiz yani tokenizasyon gerçekleştirecek bir proje anlamı taşıyor. Tokenizasyon yapacaklar. Nasıl? Gerçek hayattaki varlıkları, menkul kıymetleri kripto paraya yani birer token'a dönüştürecekler. Tıpkı pek çok tarafta mesela Güney Kore borsalarında vesaire olduğu gibi yaşandığı gibi diyebiliriz. Haliyle iyi bir iş için çıktı. Çok sağlam temelleri olan Floki Inu'yu eğer iyi çalışılırsa zaten bu sezon çok iyi yerlere getirir. Uzun vadede net bir şey söylemek istemiyorum ki zannetmiyorum. Ama yine uzun vadede de bu projeye sarılırlarsa Flokify'a devamında iyi yerlere gelebilirler. Tabii kendilerinin bu durum çalışmalarına bağlı, yaptıkları işe bağlı vesaire vesaire. Ama yine de burada adı geçen token adındaki kripto para enflasyona dayalı bir kripto para olduğunu unutmadan iş yapmak lazım. Hatırlanacağı üzere kripto para borsası BitGet 27 Ekim tarihinde Flokin ekibinin yeni projesi olan TokenFi'nin listelendiğini duyurmuştu. Ancak bugün sabah çıkan haberlerde BitGet token'ı delist ettiğini duyurdu. BitGet delist gerekçesi olarak token proje ekibinin başlangıçtaki likiditeyi kötü niyetle kontrol etmesini ve piyasa manipülasyonu yapmasını gerekçe göstermişti diyor. Ya arkadaşım bakın bu doğru değil. Şimdi BitGet borsasının yaptığı da kimse kusura bakmasın eşeklik yani. Adamlar diyor ki bak düzgünce anlatayım. Biz bunu listeleyin diye çıkarmadık. Nitekim çıkışıyla birlikte Flokiyunu ekibinin bu kendi açıklamasıdır.
Çıkışıyla birlikte ne bir airdrop etkinliği düzenleyeceğiz, ne de alım için bir etkinlik düzenleyeceğiz. Dümdüz çıkaracağız. Talep olması için hiçbir birebir iş gerçekleştirmeyeceğiz. Zaten buna talep olması satışını yapabilmemiz noktasında diyor, bizim hiçbir beklentimiz diyor bulunmamaktadır. Ya iş bu. İş buyken daha fazla bu durumun üstüne ne söylenebilir? Adam sana bu kripto parayı ne dedi? Listele mi dedi yani? Öyle bir şey yok. Kendi kendilerine şey yaptılar. Altcoin'i listelediler. Durup dururken kendi kendilerine. Ondan sonra şöyle böyle. Muhtemelen enflasyona dayalı olduğu için kötü niyetli bir likiditeden falan bahsediyor. Bir de muhtemelen çıkar çıkmaz fiyat patlamasından kaynaklı olarak bu durumdan bahsediyor diye düşünüyorum. Fakat bu da bir, adamlar zaten enflasyona dayalı olduğunu söyledi. İki, devamındaki o 170 kata varan fiyat artışları da ekibin bile isteye yapmış olduğu hareketler kapsamında bir iş değildi. Adamlar açıkça almayın bile dedi. Bitget'in diyor bu delist açıklamasına yanıt veren Flokino ekibi açıklamasında Bitget'in Flokio ekibinden habersiz token satışı yaptığını ve ekibe haber vermeden token'ı listelediğini söyledi. Bu arada bu da doğrudur. Bakın bunu da altını çizeyim. Yani tutuyorsunuz adamlardan, yani ekibin kripto parasından izinsiz listeleme yapamazsınız. Öyle bir şey yok. Borsa neresi olursa olsun. Kontağa gireceksin ona göre. Adam belki listelenmesini istemiyor. Bunda bir sürü sebebi olabilir. Şunları söyledi diyor. 18 Ekim 2023'te Floki Staking programını başlatmak için bir DAO teklifi ve güçlü potansiyele sahip trilyon dolarlık bir sektörü hedef alacak bir ödül token'ı sunduk. O da TokenFi oldu. Aynen, doğru. Bu DAO oylamasından önce tüm borsa ortaklarımıza ulaştık ve listelemeye izin vermek için bir DAO oyu öne sürmeyi planladığımızda token'ın yayına girmesinden 7 gün sonrasına kadar TokenFi'yi listelememelerini istedik. Evet. Adamlar diyor ki listelenmesi için gerekli zemini hazırlamaya çalışıyorduk. Tüm borsalar en küçük olan Bitget etrafında gördükleri heyecan nedeniyle token lansmanı ayrıntılarını açıklamadığımız anda bir listeleme. Evet. Aslında sert ve çok agresif bir cevap vermiş. Flokino ekibi de birazcık aşağılamayla karışık aslında. Anlık etkinin farkında olup bir anda listelemeye çalıştıklarını dile getiriyor. Haklı olarak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.